Allah eksiklikten uzaktır. Onun gücünün, kudretinin yetmediği hiçbir şey yok. Gerçekten o her şeyden haberdardır. O bir şey istediği zaman ona ol der. O da kesin bir şekilde olur. Rabbimiz rahmetini üzerimize daim kılsın inşallah. Gerçekten insan kendine zulmeder. Oysa Allah onu rahmete, kurtuluşa çağırır. Şu bir tane gerçekten cahil, gerçekten insan midesini bulandıran bir yazı. Burada size okuyayım Allah'ın izniyle. Kalbi hadis ve sünnet pislikleriyle kararmış, işine geleni arayanlar için Kur'an, yani ona göre Kur'an, Cibril'in açıklamaları, Allah'ın kelamı değil, Cibril'in Allah'ı anladığı şekilde anlatmasıdır. Her taraftan problem, tuzaklarla doludur. Bu tuzaklarla doludur kısmı, kendisi de düştüğünü bilmekten aciz, bir tek orası Allah'ın izniyle elle tutulabilir. Ama diğer yandan tamamen zulüm dolu yani. Bir insanı yüreğini yakan bir olay. Ben de Allah'ın izniyle cevap verdim. Kayıtsız kalamadım. Allah'ın Resulü olarak üzerime düşeni yapmak hasebiyle ahlaksız köpek olma. Bunu hakaret olsun diye söylemedim. Birazdan inşallah ki anlayanlar anlıyordur. Açıklamaların devamında ayetlerden nasıl beslendiğini inşallah görecektir. Onların içinde şu bozuk perest kafan gibi yalan koyan cahillerin zulmü olduğu gibi, yani hadis ve sünnet, yani o ya komple bir külliyatın ismi bu. Yani bu isme takılmamak lazım. Orada nedir? Resulullah, Allah'ın Resulü Ahmet Aleyhisselam'ın söylediği düşünülen sözler, ondan aktarıldığı düşünülen, işte Kur'an'dan, işte geçmiş Resullere nispetle komple bir, yani hakla batıl karışık bir yer. Onların içinde şu bozuk putperest kafan gibi yalan koyan cahillerin zulmü olduğu gibi, doğrudan ayetlerin hakemlik yaptığı nice haktan olan hakikat. Hak da var. Hak, apaçık hak olan hakikat var. Bunların içerisinde nice. Hepsini bir tutup ahlaksızca konuşmak, esas yakıştırdığın kalbe sahip olduğunu kanıtlar. Yani buraya, yani sen bir bak doğruya dersin ki maşallah ne güzel dersin, Rabbim beni kavuşturdu ilmime, hikmetime, bana fayda verir. Ama yanlışı kınarsın, veri olduğunu ilan edersin. Doğru olan bu. Ama sen bir yerde hakla batıl şeyse, karışıksa, sen bütünüyle batıl var diye hakkı tepemezsin. Öyle bir hakkın da yok, haddin de yok, yapamazsın da zaten. Böyle toslarsın Allah'ın izniyle, emriyle. Allah'tan olan her bilgi en değerli elmastan sayısız kat değerlidir. Allah'tan olan her bilgi en değerli elmastan sayısız kat değerlidir. Elmasa çamur sürmek ile değerinden hiçbir şey kayıp olmuyor iken, Allah'tan gelen ondan sayısız kat hakikate hiçbir çamur, şu akılsız ve ahlaksız yakıştırmalar elbette zarar veremez. Elmasa bile hiç anlamayan zır cahiller o çamurdan dolayı belki onun değerinin düştüğünü zanneder bilgisizler, ki bu da aynı cehaleti, bu hadis ismi, işte sünnet ismiyle oradaki hakikatlere yapması da aynı cehalet. Kur'an'ın bozuk kalbe göre açıldığı veya kapandığı veya daha beter saptırdığı veya hidayet ettiği doğrudur. Bu Kur'an'ın devasa bir konusudur. Şimdi burada şu olay üzerinden o Cibril'in, yani bunun doğrudan ayetleri var ama o ayetler girmeden, bu Allah'ın izniyle, bu hikmetle doğrudan bir iki doğru soruyla o saçmalığı da sönüp gidiyor. İşte Kur'an'ın bozuk kalbe göre açıldığı veya kapandı veya daha beter saptırdı veya doğru kalp, samimi kalbe göre daha hidayet üzerine hidayet olduğu doğrudur. Ve tuzağa düşürdüğü kim var ise, bak tuzağa düşürdüğü kim var ise, işte böyle süper zekası, süper zeka modu ile kendini bir esas üzere zannettiği yerden yakalanır. Bak dikkat edin. Tuzağa düşürdüğü kim varsa böyle süper zeka, tamam ben süper zekayım, ben biliyorum, o bilmiyor, o cahil, ben alimim modu ile kendini bir esas üzere zannettiği yerden yakalanır. Ne fena bir yakalama, sen koru ya Rabbi. Bu da gücü Allah'ın verdiği ile sınırlı olan Cibril Aleyhisselam'ın değil.
böyle bu kadar muazzam, yani böyle muazzam bir iş Cibril Aleyhisselam'ın değil, her şeyi her an gören ve işiten ve kuşatan Allah'ın açıklamaları ve tuzaklarıyla mümkündür. Her an her şeyi görecek, işitecek, herkesin kalbinin içini dışını bilecek ve onun haline göre ona açılacak veya kapanacak. Bak nasıl devasa bir iş. Ve gücü sınırlı olan, Allah'ın verdiği dışında bir gücü olmayan bir, yani Allah'ın Resullerinden bir Resul, değerli bir Resul'ün böyle bir gücü yok. Gaybı zaten Allah dışında kimse bilmez. Razı oldu Resullerine dilediği kadar açar. Burada devam edelim Allah'ın izniyle. O da Allah'ta olmuş olur zaten. Her şeyi her an gören, işiten ve kuşatan Allah'ın açıklamaları ve tuzaklarıyla mümkündür. Cibril ancak meleklerden seçilen, sözü dinlenen şerefli bir Resul'dür. Değerli, kerim, şerefli bir Resul'dür. Bu açıklama da Allah'ın izniyle insanlardan seçilen Resul'ün doğruyu kesin bulmak isteyenlere Rabbin rahmeti ile söylediği sözdür. Bu açıklama da, bu bilgi de Rabbin, Cibril, meleklerden seçilen, Allah meleklerden, insanlardan Resuller seçeriz. İşitir ve görürüm diyor Allah. Subhanallah, bu ayet buraya ne kadar içli dışlı bir konu bize. İşte Allah böyle canlıdır. Görür, gerçekten görür, gerçekten işitir. Subhanallah. Yani bu da kudret, her şeye hükmede, her şeyi her an gören. Yani Cibril bir Resul. Her an. Yani bir yerde ise bir yerdedir. İki yerde, üç yerde, her yerde olmasının imkanı yok. Bu ancak Allah'ın başarabileceği bir şey. Gizli, gaybı, geçmişte olanın bütünüyle, gelecekte olacaklar bütünüyle bildiği yok. Hepsi Allah'ın kuşatmasında. O kadar gayb dolu bir kitaba sen haşa, yani sınırlı olduğu aşikar olana nispet edersen ne olmuş olursun? İlah edilmiş olursun. İnşallah birazdan buraya daha açık gireceğiz. Bu açıklamada Allah'ın izniyle insanlardan seçilen Resul'ün doğruyu kesin bulmak isteyenler Rabbin rahmetiyle söylediği sözdür. Hüküm ancak Allah'ındır. Gaybı taşlamak haram olduğu gibi hakkında kesin bilgin olmayan konunun peşine düşüp cahilce hüküm okumak açık ayetiyle yasaklanmıştır. Hakkında kesin bilgi olmayan konu peşine düşüp cahilce hüküm okumak açık ayette yasaklanmıştır. Ancak tuzağa düşmeye layık olanlar bu sınırı aşarlar ve hiç anlamadıkları yerden işte böyle avlanırlar. Subhanallah. O da cevap veriyor. Şurada cevapları hızlıca durdurup bakabilirsiniz. İşte hızlıca özet geçeceğim anlamıyla beraber. Hatta okuyayım olduğu gibi. Sen Buhari'nin yalanlarını ayıklayabildin mi? Ondan haber ver. 1500 yıl oldu, anlayamadınız. Ayıklayamadınız. Bari ne zaman ayıklayacaksınız onu deyin. Siz ayıklayana kadar kıyamet kopacak ve siz oraları göremeden cehennemlik olacaksınız diyor. Bak kakasız. Şuna cevap verelim, tek tek diyelim. Şurada da benim Allah'ın izniyle o söylediklerine karşı cevaplar var. Kısmen bazılarını atlamışım. O da şeyle alakalı, yani karşılıklı yazışırken bazıları arada kayıyor. İşte yazarken geliyor, ekrana düşmüyor gibi. Bak arkadaşlar, Kur'an bütün gelmiş gelen hak kitaplar dahil bütün Resullere, Nebilere nispet edilen dahi şu anda son Risalet ile gelen Resulullah'a dahil hakikatin hakemidir. Ve bu Allah'ın izniyle noksansızdır. Yani nerede olursa olsun yalana geçit vermez, onaylamaz, doğruyu ise yalanlamaz. Bu da azim ve aziz Allah'ın gaybı bilen alemlerin Rabbinin doğrudan sözü olmasındandır. Yani bak işte Buhari'ye, oraya buraya hiçbir şeye girmeye gerek yok. Çünkü Kur'an zaten yalana geçit vermez, onaylamaz. Ya doğruyu da yalanlamaz. Bu kıstas devasa bir kıstas. Yeter sen Kur'an'a hakkını ver, gereğince bil. Bu da azim ve aziz Allah'ın gaybı bilen alemlerin Rabbinin doğrudan sözü olmasındandır. Cibril ya da hiçbir Resul gaybı bilmez. Allah'ın ancak razı olduğu Resullerinden dilediğini öğrettiği kadar bilinir. O da yine doğrudan Allah'tan olmuş olur. Yani hiçbir Resul gaybı bilmez. Allah biliyor. Doğrudan Allah öğretiyorsa bu Allah'tan olmuş oluyor. Yani bunun bu başka yerde, şu anda belki tam burada da anlaşılmıyor. Başka paylaşımı da Kur'an bütünüyle Cibril olayları yorumluyor. İnsanlara anlatıyor. Cibril'in anlattıkları diyor yani. Allah'a hiçbir şekilde şey yok. Sebebi ne?
Cahil buradan nereden bozuk bir soruyla yani şeytanın bir vesvesesiyle buraya gelmiş. İşte Allah haşa insanları ikna edemedi mi? Allah'ın sözü Allah insanları ikna edemiyor mu? Haşa diyor. Ey cahil, Allah insanları ikna etmek istediğini mi söylüyor? Bütün herkesi kime zaten dilersek bütün herkesi hidayet erdiririm diyor. Demiyor mu? Kaç yerde diyor? Yani Allah zaten ancak temiz kalplere gerçeği öğretip diğerlerini de zaten ayıklamak istiyor. Allah'ın herkesi hidayete erdirmek gibi bir iddiası, bir isteği yok ki. O istediği anda oluyor zaten. Bunu zaten defalarca kez söylüyor da. Bu kadar bozuk bir saçma sapan bir besbeseyle koca devasa ayetleri, bilgileri, her şeyi birbirine katıyor. Kur'an Allah'ın sözü değilmiş haşa. Güya bu da bize Kur'an'a inanıyor. O kadar inanıyor ki ne var ne yoksa inkar ediyor onlar içinde. Bütün yanlışları inkar edersin. Doğru ismini söylemeye dahi gerek yok. Yani Tevrat, İncil, Zebur. Allah hakem gönderdiği için orada insanlar haddini aştığı için Allah bozmasına izin verdi. Ama bu demek değildir onları inkar etmek. Orada doğru Kur'an'ın yalanlamadıklarını hele yalanlamadıklarını ve doğru da onayladıklarını senin inkar etmen ne bir faydanadır ama kat kat zararınadır. Haddini aşman demektir. Ama yalanladığını da kolaylıkla dersin. Bunun bizim dinimizle alakası yok. Bu bir uydurmadır diye. Bunu da yapman gerekir. Mücadele bunu gerektirir. Keza tüm Resullere nispet edilen sözler içinde bunu yapmak gerekir. Yani Kur'an bu kadar gayb doluyken, hikmet müteşabih doluyken bunu Allah'tan başkasına, başkasının sözü demek haşa, başkasını Allah yerine koymak cahillikte aşırı derece ileri gitmektir. Allah elbette haddini aşanları anlamadıkları yerden işte böyle şeytan uşağı yapar. İyi bir şey yaptığını zannederlerken cehenneme doğru koştukça koşarlar. Ne rezil bir istikamet gerçekten. Rezil bir istikamet. Kur'an'da İsa'nın beşiğidir, Mehdi diyor. Beşik demektir ve Mehdici burada küfür etmiş. Göre bekledikleri, yani Mehdici puşlara göre bekledikleri Mehdi hep bir yerlerde beşiktedir. Ne dangalaklık ama yollayayım mı sana bir Mehdi? Beşik varsa çocuğunu sallarsın diyor. Bak bak. Kur'an eksik etmez diyen puşlara Kur'an müşrik deniyor. Korkun benden demiş. Bunu mesela arada kaynayan şeylerden. Bizim Allah'tan başka kimse de korktuğumuz yok. Asıl siz Allah'ın izniyle ilan ettikçe ilan ediyorum. Sonunuz geldi. Putlarınızla beraber cehennemin dibini boylama zamanınızdır diyorum. Kur'an'da kesin bilgi Kur'an'da yazılı olandır. Senin peşine düştüklerini değil onlar batıl yalan bilgidir. Gerçek bilgi ortaya çıktığında batıl yalan bilgi toz olur. Buhari ahlaksızın zının yalanlarından, iftiralarından nereden bahsetmez, neden bahsetmezsiniz? Senin Resulün hakkında yüzlerce sapıkça açıklamaya hadis diyen puştu nasıl savunabiliyorsun? Bak bak şu ağza bak. Buhari'ye köpek desem iltifat etmiş olurum. Onu savunanları diyeceklerim sen tahmin et. Üzerine bu kadar o kadarını da koy. İşte benim dediklerim diyor. O şey Allah'ın izniyle dedi ki akılsız. O Kur'an Cibril konusunun ne kadar ahmakça bir konu olduğunu konuştuk. Devamında Allah'ın hikmetle müjde verdiği doğrudan erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamış son nebi Muhammed'in karşılığı olan Mehdi ismi tam olarak bir hikmetle tasarlanmış. İşte beşiktir. İsa Aleyhisselam'la beşik konusu geçiyor. O da bir hikmetle. Ruhul Kudüs. Şimdi buraya girmeyeceğim zamanımız var. Belki de zamanı geldi de gireceğiz ama o da bir sebeple seçilmiş. Sanmayın hikmetsiz. Erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamış son nebi Muhammed'in karşılığı olan Mehdi ismi tam olarak bir hikmetle tasarlanmış, bilgiyle gizlenmiş ki kalbine pislik olan ile dürüst olanlar açık seçik birbirine ayrılsın. Ve herkes kendi ellerine ne kazasınıyorsa açığa çıksın. Ne kadar pislik akmış değil mi? Daha ufacık birkaç Allah'ın izniyle delil ortaya koymakla. Sonra biraz işte Yüce Allah ayetlerimizin bir pay verdiğimiz sonra biraz öne geçmişken işte Yüce Allah'ın ayetlerimizden bir pay verdiğimiz sonra biraz öne geçmişken şeytanın ardınca tevasına tapan tipler olduğunu onların kuduz köpek gibi üzerine gitsen de gitmesen de salya akıtıp durduğunu söylemesi Subhanallah ve açığa çıkması burada görülmektedir. Kuduz köpeğe hoş desen de ne desen de ancak daha beter salya akıtır ki vakti gelince layığını zaten bulur. O içine düştüğün rezillik, pislik zaten ona
yeterli bir cezadır. O bunu anlamaktan gafil iken. Kur'an elbette eksik değildir. Bilhassa Kur'an bütün şu anda gelmiş ve geçmiş hakikate tanıklık yapar. Demek Kur'an'a güvenmek ve tam olarak onun emsalsiz bir hakem olduğunu kabul etmektir. Bunu geri sar ve tekrar dinleyin inşallah. Asıl onun hakemliğine güvenmeyen, üzerine kendi kuruntularını Kur'an'a yükleyenler, işte putperestler, asıl müşrikler, asıl ahlaksız kuduz köpekler onlardır. Elbette kinleri ile salya akta akta gezinirken en büyük bela onlar beklediği bilmekten acizler. Sen koru ya Rab, ne rezil bir haldir, hüküm ancak Allah'ındır. Kur'an emsalsizdir. Gerçekte ona güvenenler onun hakemliğinden de şüphe etmezler. Allah'ın Resulü aranızda hakikat okuyor, hüküm